Hepinize selamlar, saygılar, alemler ötemiz sonsuz. Facebook'tan canlı yayındayız. Bilgelik meditasyonları yapacağız. Ve Instagram'ı açayım. Instagram'dan da canlı yayına başlayalım. Hey, hey, hey. Herkese selamlar, saygılar, alemler ötemiz sonsuz. Şu an Facebook'tan ve Instagram'dan canlı yayındayız. Bilgelik meditasyonu yapacağız. Arkadaşların toplanmasını bekliyoruz. Bilgelik meditasyonu. Canlı yayına katılanlarımızın sayısı artıyor. Bir dakika içerisinde bilgelik meditasyonumuza başlıyoruz. Refik Korkmaz Eğitimleri canlı yayında sizlerle bilgelik meditasyonunu başlatıyor. Gözlerinizi yumunuz. Kimler bilge olabilir? İnsanlar İnsan kaldıkları müddetçe bilgi olmaları zor. Zümrüt Anka farkındalığına geçerlerse bilgi olmaları kolay. Bilgileri kolaylıkla yükselir, artar. Ve şu an kendinizi bir Zümrüt Anka olarak hayal ediniz. Mayısının orta yerinde insanların Spil Dağı dediği Zümrüt Anka'ların Kaf Dağı dediği dağ var. 1517 metre yüksekliğinde gök kubbeye en yakın yerinde hayal edin kendinizi. Arkadaşlar, 21 Aralık 2020'de, bundan 7 ay önce Zümrüt Anka çağına bütün evren girdi. Jüpiter'in Satürn'le en yakın kavuşumu. O gün gerçekleşti. 7 aydır 5. boyutun bilgelik kapıları açıldı. Daha önce sadece sayılı kişilerin gidip bilgi aldığı kuantum alemden şimdi herkes bilgi alıyor. Bir zamanlar sadece Hermes gidip oradan bilgi alıyordu. Şimdi herkes gidip oradan bilgi alabiliyor. O bilgiler kuantum alemde, yani levh-i mahfuzda kayıtlı. Hani Allah şahit dediğimiz ifade tam olarak levh-i mahfuzu belirtir. Yüce Allah her nefes alışımızı, her yaprağın salınışını, her bir kuş tüyünün birbirine dokunuşunu, her bir koyunun tüyündeki hücrelerin oksijen, karbonhidrat, karbondioksit, ne ihtiyaçları varsa bunların hepsini saniye saniye
nanosaniye nanosaniye kaydetmiş. Ve o kayıtların hepsinin bulunduğu yer levh-i mahfuz. Ona biz insanlar kendi bilincimizle isim veririz. Bundan 6000 sene önce Gılgamış bunu ifade etmek için şöyle demişti. Tanrılar her şeyi kil tabletlere yazmışlar. Biz şu anki bilincimizde diyoruz ki Yüce Allah orada her şeyi bir film gibi kaydetmiş. 8K görüntü şeklinde. Bizim bilincimiz daha da yükselince bu video kayıtlarından daha da güzel ifadeler bulacağız Yüce Allah'ın kayıtları için. Biz Zümrüdüanka olunca, bu farkındalığa varınca Yüce Allah'ın bu kayıtlarına gidip bakabiliyoruz. Daha önce bir tek kişi gidiyordu. Araplar ona Hızır Aleyhisselam diyorlardı. Mısırlar ona Tağut diyordu. Her medeniyet ona kendince bir isim verirdi. Türk kültüründe ona Korkut Ata ya da Ahsakal denirdi. Antik Yunan'da ona Hermes dediler. O zaman sadece levh-i mahfıza gidip Hermes bakabiliyordu. Şimdi artık 21 Aralık'tan itibaren herkes gidip bakabiliyor. İşte eğer bilgeliğinizi arttırmak istiyorsanız kendinizin bir zümrüdüden kaldığını hayal edin. Ve deyin ki ey Yüce Allah, lütfen ömrüm boyunca bedenime ve ruhuma bilgelik enerjisi akıt. Bu bilgelik yaşadığım günden godzilyon yıllar sonrasına ait bilgelik olsun. Bu bilgelik bütün boyutların sonsuz ve sınırsız bilgeliği olsun. Bu bilgeliği şimdi Yüce Allah'ın bütün bedeninize nurla gönderdiğini hayal edin. Mayıs'ta Gökkubbe'ye en yakın yerde 1517. metrede bir zümrüdüanka kalsınız ve Yüce Allah'a dua ediyoruz. Ve duamıza devam edelim. Ey Yüce Allah'ım, lütfen beni bütün insanların, hayvan dostlarımızın, bitki kardeşlerimizin, taşın, toprağın, havanın, suyun, yıldızların, uzay boşluğunun ve bütün boyutların bilgeliğine vesile yap. Hem de yaşadıkları andan godzilyon yıllar sonrasına ait bilgeliğe. Bütün boyutların bilgeliğine, sonsuz ve sınırsız bilgeliğe beni vesile yap. Ey Yüce Allah'ım, ben onların bilgeliğine vesile oldukça daha fazla bilgelik içinde yaşayayım. Ey Yüce Allah'ım, bu bilgeliği aktarırken konu ne kadar zor olursa olsun, ben en zor konuyu dahi bir elmayı göstermek ve onun elma olduğunu anlatmak kadar rahat anlatayım. Ve herkes nasıl ki bir elmanın elma olduğunu rahatlıkla anlıyorsa, en karmaşık konuları da o kadar kolay anlasınlar. Amin. Ve arkadaşlar, siz
bilgeliğinizi arttırdıkça göreceksiniz ki birbirimizle konuşmak için sese, kulağa, telefona ihtiyaç yok. Birbirimizle hiç konuşmadan, kulağa ihtiyaç duymadan, yüreğimizin derinliklerinden geçen, beynimizin en ince ayrıntısına kadar ürettiği her bir düşünce zerre kadar kayba uğramadan ruhlarımız tarafından birbirine aktarılır ve ruhlarımız sessiz sedasız sohbet ederler. Siz Yüce Allah'tan bu bilgeliği istedikten sonra bilgeliğiniz açılacak. Bundan 60 bin yıl önce insanlar dilleri kullanmıyordu. Hiçbir sistemde dil henüz yoktu. Ve bundan yaklaşık 200 bin yıl önce henüz Neandertallerle yaşadığımız dönemde bizler bilinçli zihnimizle değil ruhumuzla konuşur, anlaşırdık. Mağarasından ava çıkan bir baba. Av sırasında ne yapıyor? Başına ne geldi? Mağarada bıraktığı eşi, mağarada bıraktığı çocukları gözlerini kapatarak babalarını en net şekilde görüyorlardı. Yemin ederim görüyorlardı. İster inanın, ister sonra inanın. Diyeceksiniz ki hocam, 20 kilometre, 30 kilometre ileri gitmiş ormanda, dağların arkasında nasıl görsünler babalarını mağarada duran insan? Arkadaş, gözünü kapattığında insan ruhuyla her şeyi görür. Bizim eğitmen arkadaşlarımıza çok defa kayıp, çok defa demeyeyim de ara sıra geliyor, kayıp dağcılar nerede? Eğitmen arkadaşlarımız gözünü kapatıp nerede olduğunu söylüyorlar. Ki bu sadece bir örnek. İşte ruhumuzla bilgiye ulaşma dönemine geri dönüyoruz. 2400 yıl önce Sokrates, Platon, Aristo bilinçli zihni ön plana çıkarmaya çalıştılar. Mantığı bir maydanoz gibi getirip hayatımızın içine soktular, ne alakaysa. Ve maydanozluktan da öteye gidemedi. Ve bizleri ruhumuzun bilgisinden alıkoydu. 2400 sene öncesinde henüz Aristo, Platon ve Sokrates bu maydanozluğu, yani mantık duvarını kurmadan önce insanlar ruhları ile bilgiye ulaşıyorlardı ve her bilgiye ulaşabiliyordu. Aralık 2020 bu maydanoz, bu mantık duvarının yıkıldığı, yeni boyutların açıldığı, ruhlarımızın bize her tür bilgiyi sunduğu ana girdik. 10 Haziran güneş tutulması yeni açılan boyutlardan biriydi. Ve göreceksiniz ki artık siz hangi konuda bilgi almak istiyorsanız gözünüzü kapatıp şöyle bir iki dakika hayale daldığınızda, işte o hayale dalmak değil, o ruhunuzla bilgiye ulaşmak, istediğiniz bilgiye ulaşacaksınız. Gözlerinizi açınız.
bilgeliğiniz yaşadığınız günden godzilyon yıllar sonrasına ait olsun. Bütün boyutların sonsuz ve sınırsız bilgeliği olsun. Haydi, kapatalım. Yeni bir meditasyon için canlı yayın başlatalım. Hepinize selamlar, saygılar. Alemler öte nasılsınız? Thank you.